Efendim merhabalar, mutlu akşamlar diliyoruz. TRT1 ekranlarına, ana haber bültenine hoş geldiniz. Haftayı artık ortaladık fakat yoğun gündem tüm hızıyla devam ediyor. Gün içinde yaşananları derledik, toparladık sizin için. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dava Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin uygulanmasına da karar verildi. Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Sevgili seyirciler, İstanbul'da bir kadının 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki HKG'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi. Buna göre heyet, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, CD çözünümü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar ve bu nedenle oluşan kaçma şüphesiyle mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti. Heyet ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi. İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Sevgili seyirciler, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri enerji gündemiyle bir araya geldi. Zirvede Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusu gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgazın batı pazarlarının nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor dedi. Zirvenin ardından ortak bir bildiri de imzalandı. Türkmen doğalgazı için ortak çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Türkmenistan'daki üçlü zirvede gündem Türkmen doğalgazıydı. Doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının önemi vurgulandı. Doğalgazın Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırılması, enerji tedarikinin güvenli bir şekilde yapılması ve çok taraflı olarak çıkarların muhafaza edilebilmesi açılarından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan zirve öncesinde Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'la da bir araya geldi. Gerek enerji, gerek doğalgaz, gerek ulaşım alanında bu üç başlıkta atacağımız adımlar çok büyük önem arz ediyor. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan üçlü olarak bu zirve Avaza zirvesi olarak tarihe bir kayıt düşecektir. Üçlü zirvede Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel sorunlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diplomaside attığı adımları anlattı. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini
gördük. Erdoğan, Aliyev ve Berdi Muhammedov'un katıldığı devlet başkanları toplantısında enerji, ticaret, ulaştırma, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik 5 anlaşma imzalandı. Zirve ortak bildirisine imzalar atıldı. Bildirinin ayrıntılarına ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Türkmen doğalgazı konusunda Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın işbirliği yapacağını belirtti. Azerbaycan doğalgazını Güney Kafkasya boru hattı ve TANAP üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Türkmenistan doğalgazı konusunda da 3 ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı da aldık. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrette zam ne kadar olacak sorusunun yanıtı için tespit komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Ekonomik veriler masaya yatırıldı, hükümet tarafı sunum yaptı. Türk İş Genel Sekreteri Pervruk Kavlak, görüşmelere ilişkin açıklamasında asgari ücret üzerindeki rakam son toplantıda konuşulur dedi. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını büyük bir merakla bekliyor. Tespit komisyonu bu kapsamda ikinci kez toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bu turda ekonomik verileri masaya yatırdı. Toplantının ardından Türk İş'ten açıklama geldi. İkinci toplantıda rakam konuşulmadı. Bürokrat arkadaşlar gerek maliyeden, gerek Ticaret Bakanlığı'ndan, gerekse TÜİK'ten arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar. Bugün bu sunumlarla ilgili değerlendirip kamuoyuna, basına da bir açıklama yarın yapacağız. Rakam konuşulmadı. Artık herhalde son toplantıda konuşulur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da işveren için destek istedi. Asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada talebimizi yeniledik. Kritik karar için gözler 3. toplantıya çevrildi. Toplantıda zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Yeni rakam üzerinde taraflar uzlaşma sürecini işletecek. Bu arada sevgili seyirciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret görüşmeleri ve EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Asgari ücreti diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz dedi. EYT düzenlemesinde teknik sorunların çözüldüğünü belirtti. Bu haftada veya önümüzdeki haftada, bu ay içerisinde yasal olarak imzalamamız lazım. Geniş bir uzlaşmayla bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. İşçi, işveren masada. Pazarlıklar sürüyor. Asgari ücret toplantıları devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Uzlaşının asgari ücretliler dışındaki diğer çalışanlar açısından da önemli olduğunu kaydetti. Biz asgari ücretle ilgili işçi ve işveren taraflarıyla birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Bakan Bilgin, Ankara'daki çocuk bakıcılarının istihdamının desteklenmesi konferansına katıldı. Bilgin, konuşmasının ardından gazetecilerin EYT ile ilgili sorusunu da yanıtladı. EYT düzenlemesinde altyapıyı oluşturuyoruz dedi. Düzenlemenin kapsayıcı bir niteliği olacağını vurguladı. Teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorun çözüldüğünü söylüyoruz. Yani bir sorun var değil. Şimdi tabii gündemde EYT düzenlemesi olunca düzenleme ile emekliliğe hazırlanan birçok kişi de ne kadar kıdem tazminatı alacağını merak ediyor. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Bu sorunun yanıtını uzmanına sorduk. İnsanlar çok merak ediyorlar, kıdem tazminatı nasıl olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma son aşamada. Düzenleme ile birlikte milyonlarca insan kıdem tazminatı almaya hak kazanacak. Hal böyle olunca kıdem tazminatım ne kadar olacak sorusu kafaları fazlasıyla meşgul etmeye başladı. Kimler ne kadar kıdem tazminatı alacak, kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Yanımızda Murat Bey var. Hepsini bize bu tahtada tek tek anlatacak. Kıdem tazminatı son çalışılan iş yerinde
üzerinde ne kadar çalışıldığıyla alakalıdır. Bir çalışan çalıştığı süreyi baz alacak ve bunun üzerinden bir brüt ücret olarak bu hesabı yapabilir. Yani alınan brüt ücretle son iş yerinde çalışılan yılın çarpımıyla kıdem tazminatı hesaplanabilir. Kıdem tazminatının bir tabanı asgari ücrettir. 10 yıl çalışan bir asgari ücretli bugün itibariyle 6.471 lira brüt üzerinden 64.710 lira kıdem tazminatı alır. 5 yıl çalışan asgari ücretli aynı şekilde 5 yılla çarpıldığında 32.355 lira alır. 2 yıl çalışan asgari ücretli de 12.942 lira kıdem tazminatını hak eder. Bir de 15.000 lira üzerinden bir örnek hesaplama yaptık burada. 15.000 lira üzerinden brüt olarak yapıldığında da 10 yıl için 150.000 lira, 5 yıl için 75.000 lira ve 2 yıl için de 30.000 lira kıdem tazminatı alır çalışanlar. Kıdem tazminatının yalnız şöyle bir durumu var, bir tavanı var. Eğer siz 15.371 liradan daha fazla brüt ücret alıyorsanız kıdem tazminatı olarak sizin için hesaplanacak tutar 15.371 liradır. Yani aldığınız brüt maaş eğer 15.371 liranın üzerinde ise yine bu tavan fiyat üzerinden kıdem tazminatınız hesaplanacak. Ocak ayında gerçekleşecek ücret artış oranı kıdem tazminatını da aynı oranda artıracak. İlaç temininde yaşanan sorunların çözümü için ilk adım atıldı. Şubat ayında yapılması beklenen düzenleme öne çekildi. Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak avro değeri %36,77 arttırıldı. Bulunamayan ilaçların da kısa sürede eczanelerin raflarındaki yerini alması bekleniyor. İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız. Beklenen adım atıldı. İlaç temininde yaşanan sıkıntılara yönelik ilk düzenleme yapıldı. Şubat ayındaki kur güncellemesi erkene çekildi. Avro kuru 10.75'e çıkarılarak %36,77'lik bir artış sağlandı ilaç fiyatında. Bu da üretici firmaların girdilerinin artmasındaki şeyi süspanse edip dolayısıyla ilacın üretiminin önündeki engel kalkmış olacaktır diye düşünüyorum ben de. Yapılan güncelleme bu yıl için kararın yayım tarihinden itibaren başlatıldı. Yeni fiyatlandırma 2023 yılı için de geçerli olacak. Düzenleme ile ham madde temini ve üretim planlaması konusunda sektöre destek verildi. Böylece ilaca zamanında erişim sağlanması planlanıyor. 15'inden sonra 2-3 gün içerisinde bilhassa çocuklarımızın ulaşamadığı öksürük şurupları ve antibiyotiklerin eczanelerde yerini alacağını ve çocuklarımıza ulaştırılacağını, hastalarımıza ulaştırılacağını düşünüyorum. Yeni fiyatlandırmayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesinin erkene çekildiğini vurgulayan Fahrettin Koca, diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz, kimse endişe etmesin mesajını paylaştı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri sürüyor. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, rüşvet soruşturması kapsamında aranıyordu. Kastamonu'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek'le Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin de yazılı beyanları alınıyor. Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Mülkiye müfettişleri bu suçları Beşiktaş Belediyesi'nde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Sevgili seyirciler, Mersin Emniyeti 3 önemli operasyona imza attı. Sosyal medyadan kripto para yatırımı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik Mersin merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 50 şüpheli yakalandı. DEAŞ operasyonunda 8, PKK-KCK operasyonunda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de güvenlik güçlerinin hedefinde terör örgütleri DAEŞ ve PKK-KCK ile bir dolandırıcılık şebekesi vardı. Mersin Emniyeti kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadinde bulunan şebeke üyelerini takibe aldı. Sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 kişiyi 720 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 50 zanlı yakalandı. Adresinde bulunamayan 38 kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Terör örgütü PKK-KCK'ya düzenlenen operasyonda ise 12 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı. 9 kişi gözaltına alındı, firari 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin terörist cenazelerinde örgütsel sloganlar attığı belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Mersin İl ve İlçe Yöneticileri ile CHP Toroslar İlçe Meclis Üyesi de bulunuyor. Mersin'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda da 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Zanlıların terör örgütünün sözde mali ve lojistik yapılanmasında görev aldığı ve geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör faaliyeti yürüttükleri belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak zarara yol açtı. Sel bir sitenin duvarını yıktı, zemin katlar bir metreye aşkın suyla doldu. Evlerini su basanlar itfaiye botu ve iş makinelerinin yardımıyla tahliye edildi. Muğla genelinde etkili olan yağış beraberinde sel ve su baskınlarını getirdi. Yollar göle döndü, evleri su bastı. Sizi görüntülü aradım ben, şöyle göstereyim. Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi sağanağın en çok etkilediği yerlerden oldu. Bir sitenin duvarı yıkıldı. Bazı evlerin zemin katları suyla doldu. Su yüksekliğinin bir metreye kadar ulaştığı evlerde mahsur kalanlar yardım talebinde bulundu. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Selzedeler itfaiye botu ve iş makinelerinin yardımıyla evlerinden alındı. Oradan acayip kuvvetli bir şekilde, sanki dere gibi yani. Zaten o duvarı yıktı. Ondan sonrası artık yani 30 santim bilek derken işte buralara kadar geldik. Bakın belime kadar suyun içinden geliyor. Hanımlar var, onlar gelsin diye. Birkaç parça da eşya var. Onları taşıyorlar çünkü. Yani eşya taşımasınlar diye ben sırtımla getirdim artık. Sırt çantamla. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Selin vurduğu Antalya'da yağış özellikle doğu ilçelerde gün boyu etkisini sürdürdü. Side Antik Kenti'nde bazı bölgeler su altında kaldı. Selden etkilenen Kumluca'da ise temizlik çalışmaları devam ediyor. Su basan iş yerleri, sürüklenen eşyalar. Kumluca'yı vuran sel işte böyle geldi. Metrekareye 207 kilogram yağışın düştüğü ilçede önce yollar suyla kaplandı, ardından kaldırımlar hızla yükselen suyun altında kaldı. Selin vurduğu bölgede yağış ilk günkü kadar olmasa da yine etkiliydi. Özellikle doğu ilçeleri için beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Turuncu kod uyarısıyla sel ve su taşkını uyarısı verilen Manavgat'ta sağanak yağışlar pek fazla olumsuzluğa sebep olmadı. Ancak Side Antik Kenti'nde sütunlu caddenin bulunduğu alanda bazı tarihi yapılar su altında kaldı. Manavgat'ta metrekareye 80 kilogram, İbradı'da da 60 kilogram yağış düştü. Kumluca'da ise selin sebep olduğu hasarla ilgili temizlik çalışmaları devam etti. Bulunduğumuz otopark sel felaketinde tam 2 saatte tavana kadar suyla doldu. Yaklaşık 100 araç kullanılamaz hale geldi ve buradaki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Otoparktaki araçlar tek tek çıkarıldı, temizlik çalışmaları cadde ve sokaklarda da aralıksız sürdü. Vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yaşım 56, hayatımda böyle bir şey görmedim ama Allah'tan gelen boynumuz kıldan ince. İşin en güzel tarafı ülkemizi yönetenler yanımızda. 3 gündür bütün Türkiye, bütün ülkemizi yöneten devlet adamları bütün imkanlarını Kumluca'ya sefer verdiler. Hesaplarımıza para da yapmış. Gittik, paralarımızı aldık iyi kötü. Yaşamaya devam edeceğiz. Bir hasta yakını sağlık çalışanlarını darp etmeye çalışırken kalp krizi geçirdi. Onu yine saldırdığı sağlıkçılar kurtardı sevgili seyirciler. İşte bu ibretlik olayın adresi Gaziantep. Sağlık çalışanları taşlı yumruklu saldırıya uğradı,
Saldırganlardan biri kalp krizi geçirince ilk müdahaleyi yine onlar yaptı. Bize saldıran kişilerin bir tanesi kalp krizi geçiriyor ve biz onu hayata döndürdük. Görüntüler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nden. Acil servise gelen bir kadın hasta bekletildiği gerekçesiyle hemşireye saldırdı. Saldırı acil servisten koridora taştı. Dışarıdan gelirken de poşetlerin içerisine taş doldurulmuş. O taşlarla geliyorlar. Yakınları iki kişi 23-24 yaşlarında. Onlar da içeriye saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Hasta çantasından çıkardığı taşları koridordaki sağlık çalışanlarına fırlattı. Kısa süre içinde saldırıya yakınları da dahil oldu. Taş ve sopalarla sağlık çalışanlarına, hatta hastane önünde bekleyen hastalara saldırdılar. Hasta yakını 55-60 yaşındaki kişi, o da darp girişiminde bulunacağı sırada yere yığılıyor. Bu sırada saldırganlardan biri kalp krizi geçirdi. Ona az önce saldırdığı sağlık görevlileri ve doktorlar müdahale etti. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bilinçli bir şekilde hep beraber, sanki bir olay hiç yaşanmamış, o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık. Kalp krizi geçiren saldırgan ilk müdahalenin ardından sağlık çalışanlarının güvenliği için başka hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Saldırı sonucu 3'ü sağlık çalışanı, 2'si güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı. Yaralı sağlık çalışanlarından birinin kafatasında kırık meydana geldi. Birinde ise görme kaybı oluştu. Saldırganlardan 4'ü gözaltına alınırken hastanede güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul'da bir otobüste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Bir anda alev aldı. Evlere yakın olması korkuya yol açtı. İstanbul Arnavutköy'de park halindeki bir otobüste yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Araç yanarken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Mahalle sakinleri korku içinde bulundukları binalardan dışarı çıktı. Gece kondu da yanacak ya. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Diyarbakır'da aşırı hız korkunç bir kazayı beraberinde getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yol kenarındaki markete daldı. Kazada iki kişi ağır yaralandı. İşte o anlar. Roket gibi hızla ilerlerken kontrolden çıktı, yol kenarındaki markete işte böyle daldı. Otomobil Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde seyir halindeydi. Sürücü süratle girdiği hafif virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarındaki kaldırımı aşarak marketin manavra yoluna daldı. Kazadan saniyeler önce biri müşteri, iki kişi oradaydı. Markette de maddi zarar meydana geldi. İstanbul Tuzla'da damperi açılan hafriyat kamyonu köprüye çarptı. Şoför yaralandı. Kamyonda ve köprüde hasar oluştu. Seyir halindeyken bir anda damperi açıldı, köprüye çarptı. Kaza Tuzla'da D100'ün yan yolunda meydana geldi. Sürücü hafriyatı döktükten sonra yola çıktı. Seyir halindeyken bir anda damperi açıldı, damper köprüye çarptı. İçinde harfiyat var, dökmüş çıkmış, unutulan bir şey yani. Unutularak yapılan bir kaza. Damper açılmış ya. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü yaralandı, ambulans hastaneye kaldırıldı. Köprüde hasar oluştu. Ekiplerin kamyonu kaldırmasıyla trafik normale döndü. İstanbul Ataşehir'de 3 katlı bir binanın girişindeki marangozhanenin deposunda yangın çıktı sevgili seyirciler. Alevler tüm binayı sararken yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü. Sultan Gazi'de de 2 katlı bir evin çatısı yandı. Ev sahibi sinir krizi geçirdi. Yangına bak. Depoda yangın çıktı, kısa sürede binayı sardı. Yangın, Ataşehir'deki 3 katlı binanın girişindeki marangozhanenin deposunda başladı. Alevler tüm binayı kapladı. Siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Bina sakinleri tahliye edildi.
Yan tarafta mobilyacılar soba yakıyormuşuz, sobadan yanmış yani. Depo olarak kullanıyorlardı yani. Yangın var dediler. Koçarak geldik. Kereste dükkanı gibi yerdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için büyük gayret gösterdi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Binada büyük hasar oluştu. Sultan Gazi'de iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Ev sahibi yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Göz gözü görmüyordu. Ondan sonra hemen itfaiyeyi aradım. Herkese bağırmaya başladım binaya. Herkes inmeye başladı işte. Bir aşağı yukarı itfaiye de çabuk geldi. Şu bina bizim. Tam da binanın yan tarafı çatı tutuşuyordu. Tam o anda da işte itfaiye müdahale etti. Yanmadan bizim işte çatıda kurtulmuş olduk. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binada hasar oluştu. İstanbul Tuzla'da İstanbul'da bir kişi turistleri ağına düşürerek kendisini iş insanı veya doktor olarak tanıttı. İçeceklerine ilaç atarak bayılttı. Onlarca kişinin yüklü miktarda parasını bu yöntemle çalan yabancı uyruklu gaspçı suçüstü yakalandı. Bir buçuk yıldır aranıyordu. 40 yaşındaki Tunuslu gaspçı kendisini iş insanı veya doktor olarak tanıtıyor, turistlerin güvenini kazanıyordu. Götürdüğü mekanlarda onların içeceklerine ilaç atarak bayıltıyor, para, cep telefonu ve kredi kartlarını çalıyordu. Turist avcısının kurbanları iki İngiliz ve bir Yeni Zelandalı turistti. Onları farklı zamanlarda içeceklerine ilaç koyarak bayıltmış ve soymuştu. Bunun üzerine polis harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan emniyet ekipleri, Tunuslu hırsızın çaldığı kredi kartlarıyla yüklü miktarda para çektiğini, bazen de kuyumculardan yüklü alışveriş yaptığını tespit etti. Polisin nefesini ensesinde hisseden gaspçı, kapalı çarşıdan bilezik alırken görüldü. Takibe alınan hırsız, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinde suç delilleri bulunan gaspçı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yine İstanbul'dayız. Bir hırsızlık olayı var. Sultan Gazi'de yaşandı. Hırsızlar son bir haftada iki mahalleye dadanmış durumda. İnşaatı yeni tamamlanmış onlarca binanın görüntülü konuşma sistemlerini yani diyafonlarını çaldılar. Bina sakinleri şimdi o hırsızların yakalanmasını istiyor. Yaklaşık 200 gün önce bizim binanın diyafonlarını çaldılar. Artık maalesef taktıramıyoruz. Yani şimdi takacağım, taksak bir daha çalacaklar diye korkuyoruz. Bina şu anda yapısızdır. Hırsızlar bu kez yeni yapılan, henüz tüm sakinleri taşınmamış olan binaları hedef aldı. Son teknoloji diyafonları birer birer çaldı. Bizim mahallede olduğu gibi aynı zamanda Cebeci Mahallesi tarafında da veya civar yerlerde de yaklaşık 20-30 kişinin de bu şekilde mağdur olduğunu duyduk. İstanbul Sultan Gazi'de özellikle iki mahalle son bir hafta içinde diyafon hırsızlarının uğrak yeri oldu. Onlarca binanın girişinde manzara bu. Urumuncu Mahallesi ve Cebeci Mahallesi'nde yaptığımız yeni binaların görüntülü güvenlik kamera sistemlerinin çalındığını şikayetleri gelmeye başladı bize. Aynı zamanda sadece bizim binayı değil, komşulardan da bayağı çalmışlar diyafonlarını. Zilsiz kalan bina sakinleri tepkili. Hırsızların yakalanmasını istiyorlar. Aynı şey bir kez daha başlarına gelmesin diye yeni takılacak diyafonları güvenceye almanın yollarını arıyorlar. Tabii duydum ki bazı insanlar çelik kasalarla koruma taktırıyorlar ki tekrardan yaşanmasınlar, tekrardan mağdur olmasınlar gibisinden. Ortalama 2,5 binden başlayıp 10-15 bin liraya kadar çıkan bir maliyeti var. Yani yazık günah. Siz de bu şekilde önlem alabilirsiniz duvara gömerek. Şimdi sınırlarımız dışına gidelim. Çin-Hindistan sınırında tansiyon yüksek biliyorsunuz. Her gün yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Hatta zaman zaman askerlerin ölümleriyle sonuçlanan gerilimlere de sahne oluyor sınır bölgesi. O bölgede birkaç gün önce bir gerginlik daha yaşandı. İki nükleer gücün askerleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Yaralanan askerler oldu. İşte o gerginliğe ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler. Taşlarla, sopalarla birbirlerine saldıranlar, dünyanın en kalabalık ve nükleer güç sahibi iki ülkesinin askerleri. Çin ve Hindistan arasındaki sınır gerilimi bir kez daha taşlı sopalı arbedeye dönüştü.
Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı, iki ülke arasında sık sık egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Askerler yaklaşık 50 yıldır zaman zaman karşı karşıya gelse de birbirlerine ateşli silahlar yerine taş ve sopalarla saldırıyor. Çünkü iki nükleer güç de silahlı çatışmanın varacağı noktadan korkuyor. 2020 yılında kavgalarında 20 Hint ve 4 Çinli askerin hayatını kaybettiği bölgede son gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde iki ülkenin askerleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırıyor. Çin askerlerinin püskürtüldüğü ve geri çekilmek zorunda kaldığı görülüyor. Olayın ardından iki tarafta hafif yaralanan askerlerinin olduğunu açıkladı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çin askerlerinin Hindistan topraklarına girmesi engellendi dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da sınırdaki durumun şu an sakin olduğunu duyurdu. Yunanistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun polis kurşunuyla vurulduktan sonra ölmesi infial yarattı. Selanik başta olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı. Çıkan olaylar sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yollara kurdukları barikatları ateşe verdiler, polisle çatıştılar. Yunanistan'da polis şiddeti bir kez daha gündemde. Selanik'te 5 Aralık günü polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Roman asıllı çocuğun ölümünün duyulmasının ardından sokaklar karıştı. Başta Selanik olmak üzere Atina, Patra ve Rodos gibi birçok noktada toplanan yüzlerce kişi polis şiddetine tepki gösterdi. Selanik'te yapılan yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Göstericiler polisle çatıştı. Polis göstericilere müdahale etti. Gözaltına alınan 32 kişi daha sonra serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklandı. Atina'da da benzer görüntüler yaşandı. Göstericilerle polis arasındaki çatışma sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Patra ve Rodos adasındaki gösterilerde de gerginlik vardı. Geçen hafta başında 16 yaşındaki Roman asıllı çocuk benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulmuş, ağır yaralanan çocuk günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Çocuğu vuran polis memuru görevinden uzaklaştırılırken olaya ilişkin yargı süreci devam ediyor. Çalınan otomobillerin göstergeleri ne yapılıyor? Polis gösterge hırsızlıkları artınca bu konuya eğilen özel bir ekip kurdu. Bu defa sadece hırsızları değil, çalınan malları pazarlayanların da peşine düştü ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Göstergeleri çalınan araç sahipleri çaresizce yine çalıntı gösterge satın alıyordu. Kullandıkları otomobili hırsızlık yapacakları araca sıfır yanaştırıp bir otomobilin direksiyon simidini de çaldılar. Elindeki çekişle camı kırdı. İçeri giren hırsız binlerce lira değerindeki hayalet göstergeyi çaldı. Yetmedi, bu lüks otomobilden direksiyon simidini de aldı. Polis bu kez o hırsızları yakalamakta kalmadı, çalıntı göstergelerinin izini sürdü. Bazen bir sokağa park eden otomobilden, bazen site önüne bırakılan araçtan, bazen de otoparktaki araçlardan çalınıyordu göstergeler. Artan bu hırsızlıklar İstanbul polisi içinde özel bir ekip kurulmasına sebep oldu. Hırsızların yöntemi genelde hep aynıydı. Kullandıkları otomobili hırsızlık yapacakları araca sıfır yanaştırıp buradan camı kırıp içeri giriyorlar, ardından hayalet göstergeleri çalıyorlardı. Yani bir anlamda polisin güvenlik kameralarına takılmıyorlardı ama hırsızlık büro amirliği ekipleri bir otoparkta onların görüntülerini tespit etti ve peşlerine düştü. Yakalanan 7 hırsız emniyette sorguya alındı ve sorgularında tek tek polise itirafta bulundular. Polis için önemli olan bu sefer hırsızların çaldıkları gösterge, hatta direksiyon simitlerini
kime ya da kimlere sattıydı? Polis titiz bir çalışma yaptı ve o hayalet göstergeler ve direksiyon simitlerinin merdiven altı yedek parçacılara satıldığı anlaşıldı. Çalınan hayalet göstergeleri satın alan yedek parçacılar o göstergeleri ucuz fiyata hırsızlık mağduru sürücülere satıyordu. Yani bir anlamda hayalet göstergeleri çalınan araç sahipleri daha uygun fiyata kendi mallarını tekrar geri almış oluyordu. Polis operasyonu ile işbirliği içindeki çete üyeleri yakalandı. Polis yapılan baskınla çalınan göstergeleri yedek parça depolarından topladı ve hepsini sahiplerine iade etti. Yakalanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim yerlerine iniyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşak Gümüşhane'de Kelkit ilçe merkezine indi ve bir mobilya mağazasına girdi. Adıyaman'da ise bir evin bahçesine giren çizgili sırtlan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yatağa uzandı, gelenleri görünce kalkıp komodinin üzerine çıktı. Bir ara insanlara doğru hamle yaptı, sonra vazgeçti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak Kelkit ilçe merkezine indi. Vaşak önce tavuk dolu bir kümese girdi. Aradan vaşağın çıktığını gördük ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş, o da eline bir sopa almış. Sopayla kovalamış herhalde, direkt dükkanın içine girdi. Olayı duyanlar mobilya mağazasına koştu. Karşılarında yırtıcı bir hayvan olduğunu unutup vaşağı görüntüleme yarışına girdiler. Vaşak ekipler tarafından yakalandı. Nizam abi, sen başını tut, ben ayağını tutayım, Allah dışarı. Ne başını tutayım, tuttun mu kopardın. Öyle değil, şeyle tut. Vaşak araca taşınırken kendisine dokunmaya çalışan bir kişinin ayağına pençe attı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen vaşak, sağlık kontrolünün ardından doğaya bırakıldı. Al sırtlan. Bak evin içine girecek. Adıyaman'da ise aç kalan çizgili sırtlan yerleşim alanına indi. Besni ilçesine bağlı Kızılın köyündeki bir evin bahçesine giren hayvan bir süre yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Evin içine girerek binir diyese. Bazen işte aç kaldıklarında bu taraftan çıkıyorlar, mağaralar o tarafta zaten, kalma yerleri o tarafta. Çıkıp gelirler buraya, işte aç kalıyor çoğu. Hatta geldi kümesime geldi, bir tane horozumu aldı, canı sağ olsun. Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, daha önce Adıyaman'da mağaraların bulunduğu kırsal alanda da görüntülenmişti. Efendim biraz spor diyelim. Dünya Kupası Katar'da devam ediyor biliyorsunuz ve finalistler de belli olmaya başladı. İlk finalist Arjantin oldu. Tangocular yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırmayı başardı. Lionel Messi bir gol bir asistle takımını finale taşıdı. Arjantin'in diğer golleri ise Alvarez'den geldi. Şimdi efendim bir hatırlatmayı da yapalım yeri gelmişken. Bir diğer yarı final karşılaşması Fransa ve Fas arasında oynanacak ve bu karşılaşma 22'de TRT1 ekranlarında olacak. Fakat bir karşılaşmadan aslında çok daha fazlası, bir maçtan çok daha fazlası. Çünkü Fas yıllarca 1956 yılına kadar Fransa'nın sömürgesiydi. Dolayısıyla bu karşılaşma bu ilişkinin, bu gerilimli ilişkinin gölgesinde oynanacak efendim. Hatırlatalım, saat 22'de TRT1 ekranlarında olacak bu karşılaşma. Bir reklam arası verelim, ardından tekrar buradayız. Efendim ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.